Melek kelimesi sözlükte haberci, elçi, güç ve kuvvet gibi anlamlara gelmektedir. Melekler nurdan yaratılmış, gözle görülemeyen latif varlıklar olarak tanımlanır. Melekler her zaman Allah'a tam bir itaat içinde bulunurlar. Kur'an-ı Kerim, meleklere inancın zorunlu olduğunu belirten ayetler içerir ve meleklerin sayısız olduğunu vurgular. Yeryüzüne düşen her yağmur damlası ve kar tanesi bir meleğin eşliğinde iner ve bu melekler kıyamete dek yalnızca bir kez görev yaparlar. Yağmur ve kar tanelerinin gökyüzünde çarpışmadan düşmesi bu yüzden gerçekleşir. Fırtınalar esnasında bile taneler birbirleriyle temas etmeden yere varır. Sonuç olarak evrendeki her şey ilahi bir düzene tabidir. Melekler bu düzenin birer yansıması olarak adeta bize bahşedilmiş ruhlar gibi bir rol oynarlar. Görmesek de ruhumuzu inkar edemediğimiz gibi meleklerin varlığını da inkar edemeyiz. Dinimize göre dört önemli melek vardır. Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve ölüm meleği Azrail. Bu melekler İslam dini tarafından belirli görevlerle tanımlanmıştır. Örneğin Münker ve Nekir melekleri insanların ölümünden sonra kabirde sorular sormakla görevlidirler. Cennette hizmet veren meleklerden biri Rıdvan'dır. Ayrıca yeryüzünde gezen ve müminler için dua eden rahmet melekleri de bulunmaktadır. Bu meleklerin adları çeşitli hadislerde ve İslami metinlerde geçer. Belirli durumlarda rahmet meleklerinin insanların yanına gelmeyeceği ve bazı yerlere girmeyeceği belirtilir. Peki rahmet meleklerinin uğramadığı yerler hangileridir? Melekler, akrabalık bağlarını gözetmeyen ve aile ilişkilerini ihmal eden kişilerin evlerine ve mekanlarına girmekten kaçınır. Bu nedenle her müminin akraba ilişkilerine dikkat etmesi ve bu bağları koruması önemlidir. Anne ve babaya itaatsizlik eden kişilerin evlerine meleklerin girişi olmaz. Anne baba ile ilişkilerde saygı ve hizmet ön planda tutulmalıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ibadetin ardından anne babaya itaat emretmiştir. Bu, insanın varoluşunun gerçek ve görünür nedenlerinden biri olarak anne babaya verilen önemi vurgular. Melekler, yetim malını haksız yere kullanan veya harcayan kişilerin evlerine girmezler. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bu tür eylemleri kesin bir dille yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz, yetim malını kullanmanın yıkıcı sonuçlar doğurabilecek büyük günahlardan biri olduğunu belirtmiştir. Yetim haklarını koruyan ve onları destekleyen kişiler, rahmet meleklerinin huzurunu ve cennetin mükafatını kazanma şansına sahiptirler. Böyle bir ev, dünyadaki en hayırlı evlerden biri olur. Faizle işlem yapılan ve faiz tüketilen evlere meleklerin girmesi söz konusu değildir. Faiz dinimizde büyük günahlar arasında sayılır ve Allah ve Resulüne karşı savaş olarak kabul edilir. Faizin neden olduğu etkiler günümüzde insanlık ve Müslüman topluluklar için büyük sorunlara yol açmaktadır. Faizden tamamen uzak durarak meleklerin evinizde ve yaşam alanlarınızda bulunmasını sağlayabilirsiniz. Evlerde köpek bulundurulması, canlı figürlerin resim veya heykellerinin olması ve cünüp olan bir kişinin bulunması durumlarında meleklerin o eve girmeyeceği Peygamber Efendimiz tarafından ifade edilmiştir. Bu tür evler genellikle bela ve sıkıntılardan kurtulmakta zorlanır. Alkol tüketilen ve sarhoşluk durumunun olduğu yerlere rahmet melekleri uğramaz. Peygamber Efendimiz, alkolün ve imanın bir arada bulunmayacağını, birinin diğerini dışladığını belirtmiştir. Kumar oynanan mekanlara ise meleklerin girmesi mümkün değildir. Bu yerler, meleklerin uzak durduğu manevi açıdan olumsuz etkilenmiş alanlar olarak kabul edilir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal ve şans oyunları şeytanın amellerinden olan kirlerdir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Bu nedenlerden ötürü bazı melekler, özellikle rahmet melekleri bu tür yerlere girmekten kaçınır. Ancak ölüm meleği ve amel defterini tutan melekler insanların yanından hiç ayrılmazlar. Rahmet meleklerinin gelmemesi durumunda evlere meleklerin girişi engellenir ve bu durum şeytanın girişine
ve kötülük yapma çabalarına zemin hazırlar. Eğer rahmet melekleri bir eve girmezse orada yaşayanlar bu meleklerin getireceği bereketler ve dualardan yoksun kalır. İlgili hadis kaynaklarında bu konuda birçok bilgi yer almaktadır. Eğer bir eve melekler girmiyorsa o eve şeytan girecek ve kötü düşünceler fısıldayacaktır. Melekler evde misafir bulunduğunda sofrada ev sahibi için dua ederler. Meleklerin bulunmadığı evler bu dualardan mahrum kalır. Sahur vaktinde kalkanlara melekler dua eder. Meleklerin olmadığı yerlerde bu dua eksik kalır. Bir kişi salavat çektiğinde melekler günahlarının affedilmesi için dua ederler. Meleklerin giriş yapmadığı yerlerde bu tür dualar gerçekleşmez. Allah'ın anıldığı mekanlara melekler rahmet saçarlar. Bu mekanlarda melekler yoksa o rahmetten yoksun kalınır. Kur'an-ı Kerim'i tamamlayanlara melekler dua eder. Melekler olmadığında bu dua da eksik kalır. Bir kişi namazını tamamlayana kadar melekler, "Ya Rabbi, bu kişiye rahmet et," diye dua ederler. Eğer melekler o yerde değilse bu dua yapılmaz. Yatağı temiz ve abdestli bir şekilde yatan bir kişi için melekler tüm gece, "Ya Rabbi, bu kişiyi affet," diye dua ederler. Meleklerin olmadığı yerde bu tür bir dua da gerçekleşmez. Eğer rahmet meleklerinin girmesini engelleyen faktörler varsa namaz da mekruh hale gelebilir. Eğer bir evde Kur'an-ı Kerim okunuyorsa o evde bereket ve bolluk hakim olur. Şeytanlar o yerden uzaklaşırken melekler o eve doğru akın ederler. Aksine bir evde Kur'an-ı Kerim okunmaz ve dini emirlere uyulmazsa o evde sıkıntı, darlık ve huzursuzluk artar. Bu tür evlerden rahmet melekleri çekilir ve şeytanlar o evi ele geçirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Sizden biriniz evine girmek istediği zaman şeytan onu takip eder. O kimse evine girdiği zaman besmele ile girerse şeytan da der ki bu evde bana girecek yer yok. Selametle.